Kanalıma hoş geldiniz. Yine tamir videosuyla beraberiz. Arnold katos makinesi arıza yapıyor. Sürekli çalışmama, çalışmadığı zaman tamirciye götürüyoruz tekrar. Bir masraf oluyor. Hem götürmesi meşakkat oluyor hem de tekrarlıyor tekrar. böyle kendim yapmayı denedim bir bakayım, bir kontrol edeyim dedim. Kapağını, yandaki vidaları açarak kapağını açtım. Baktım soketleri. Bir tane soket tamamen çıkmış. Diğer soketi de hiç yerinde değildi. Böyle dağılmış. Hatta uçları bir kısım yerleri yanmıştı. Tutan soketleri bile yanmıştı. Bir şey olanlarda tamamen ve bir kısım yerleri de oksitlenmesi ee, de vardı ve kir yağ e, tabakası oluşmuş olabilir. Bilmiyorum. Belli bir kir vardı. O kirini alıp o kısmı biraz e, kazıma yaptım. Ve orayı temizledim ki teması iyi sağlaması için bu soketin takılı olduğu yeri temizledim. Diğer taraftan Söketi bile e, takılan söketi bile tamamen gitmiş. E, diğer yer e, karşı tarafındaki şeyi de yine aslında zımparalanması daha güzel olur. da Ben tornavida yardımıyla biraz kazdım temasını sağlaması için. Bir tanesi tamamen çıkık diğeri de pek e, sağlıklı değildi. Temizleyip bu diğerini takacağım yerine diğerinde soket e, malzeme olmadığı için e, kabloların ucuna soketi takamadığımdan kabloyu bağlayacağım e, o şekilde daha kolayıma geliyor şimdi soket olsaydı kabloya soketi takıp öbür tarafına takardım o yüzden e, kabloyu e, biraz daha ileriye doğru siliyorum çünkü ucu yandığı için orası temas etmeme ihtimali var. E, güzel kabloda sorun olmuş olabilir diye yanlar yan tarafından bağlıyorum. Sonra engellememesi için bağladığımız kabloya dikkat etmeliyiz. Güzel bir şekilde bağlamalıyız ki tekrar çıkmasın. Zaten sorun aynı yerde kaynaklanıyor. Tamirciler de belki de soketi çıktı diye takıyorlar. Niye çıktığına bakmadan tekrar aynı sorunlar yaşıyor. Hale götürünce yine de ekstra para almış oluyorlar. Belli bir aralıkta olduğu için ben bunu daha önce getirmiştim. Gene aynı yerde arıza verdi desek bile yani yine de pek şanslı olmuyoruz o konuda. Ben tamircileri de burada yermek istemiyorum ama gözünden kaçıyor. Daha güzel bir şekilde yapabilirler. Tekrar çıkmaması için daha özenli davranabilirler. Şimdi ben bunu bağlayacağım da bu da garantili olacak diye bir şey yok. Bu tekrar bu da e, kablosu yanabilir yine de. Böyle kontrol etmek lazım. Sizin yapabileceğiniz basit bir arıza da olabilir. Şu büyük bir arıza değil bence. Bir şey değiştirmiyoruz. Sadece kablosu yandığı için yerinden çıktığı için veya soketi yerinde olur e, soketini takarsınız geriye çıkmaması için önlem alırsınız o yüzden 200 lira e, bayi geliyor 300 lira öde, ödememiş olursunuz şimdi onlar da para kazanacak ama önce biz kendimizi düşünmemiz lazım para kazanan başka yapamayanlardan kazansın e, bu işi yapabilme ihtimali olanlar önce kendileri baksın zaten garanti zamanı geçmiş güzel tost yaptığı için emekte kaldırır emeği değer yani burada e, para bantıyla şey, e, kuli bantıyla yapıştırıyorum ama bunu sonradan sökeceğim şu anlık e, elektrik bantı olmadığı için onu sardım sonradan da elektrik bantını saracağım orayı değiştireceğim şimdi biraz e, denemek istedim bantını şey yapıyor bunu eritebilir Çünkü ısı e, ya yakın yer Reistansa yakın yerde durduğu için yine eritebilir bir ihtimal e, bu eridiği zaman haliyle yine kabloya zarar verir O yüzden erimeyecek bir şekilde yapmam gerekiyor buraya bu şekilde bağlıyorum. E, emin oluyorum her şeyi tamamen bağladığımı e, çünkü kontrolleri sağlayacağım. E, diğer soketi de taktım. Biraz sıkıştırıyorum. Tekrar geriye düşmesin diye. Geriye açılabiliyor. O yüzden e, sağlam yapamadığımız zaman sıkıyorum. Yine de yerleşmiyor. Ben, belli, belli bir şeyi var. Tabii ki bunu tamirciler biliyordur. Bunun e, taktığı zaman e, geriye çıkmaması için sıkıştırması gerekiyor. E haliyle e, zaten bu tam oturması gerekiyor ama deforme olduğu için taktığımızda geri çıkabiliyor. Yenisiyle değiştirsek elbette ki daha rahat oturur. E, diğer tarafı diğer ucunda da e, bombesi oluyor. O bomba Gittiği için geri bırakıyor. Tekrar o şeylerini taktım. Ondan sonra şimdi çalıştırıyorum. Deneme yapacağım. Bakalım çalışmaya başlayacak mı? Ne ışıkları da yanmıyordu ve ısınma da yapmıyordu. Bazen ışıklar yanabiliyor ama ısınma yapmıyor. Çünkü ışığa gelen kablo da arıza olmaz. reistansa giden kabloda arıza olursa bu sefer ısıtma yapmaz Evet çalışıyor ayarları da normal her şey yolunda e, hemencik ısıyı fark edebiliyorum e, ısı vermeye başladı dokunmak istemiyorum zaten o verdiği ısıyı hissedebiliyoruz e, çalışmaya başladı bu üstündeki şey e, koruma plakası var burada. Sıvı e, vermemesi için sanırım e, reistans e, kablolara yakın olduğunda bağlanan yerden. Şurada vidası var. O vidasını tam yerine getirdikten sonra vidalıyoruz. Ben biraz e, görmeyi de zorlandım. Siz rahat bir şekilde görebilirsiniz. O kadar zor bir yer değil. onu ucunu takıyoruz ve sıkıyoruz vidasını. Bunlar ne şöyle tamirde acemi isek bu işten tam anlamıyorsak nerede söktüğümüze çok dikkat etmeliyiz. Bunu kafamızda tuttuktan sonra hiçbir sorun kalmıyor. Söktüğümüz yerde her şeyi tekrar taktığınızda sorun kalmamış oluyor. Hata yapma şeyi olur. Biraz bilginiz olması lazım. Yerleri bu çok sade bir şey olduğu için yerlerinde karışıklık yok zaten. Yerleri karıştırmamak lazım video üreticisi değilseniz bile sökerken ve yaparken video çekmenizi tavsiye ederim geriye dönüp bakarsınız ne nasıl olduğunu anlamak için şimdi tekrar vidasını takıyoruz yan taraftaki vidaları aynı yerde yerleştirmede biraz sorun yaşayabilirsiniz tam içine iyi oturması lazım kapağı güzel oturtursanız vidalamayı da rahat bir şekilde yaparsınız eğer e, kapağını güzel kapatamazsanız içindeki vida tutma yeri biraz zor buluyor çünkü yerini bulamayabiliyoruz o yüzden e, kapağı oturttuğumuzda vida yeri tam olsun başarılı bir şekilde tost makinemizi tamir ettik e, sizler de tamir edebilirsiniz ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz ısısını hissedebiliyorum gayet güzel çalışıyor e, yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum hoşçakalın